Sağ olun. İyi Teşekkür yolculuklar. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kolay Kolay gelsin gelsin. çalışmalarınıza da. Sağ olun. Şimdi İsmail, sen Cemal Kaşıkçı'yı o gün konsolosluğa girdikten sonra ölüme götüren Evet. süreci ve nedenleri Şimdi az önce özetleyip anlattım. tezgahı Anlattım az önce. Yani bunlar Cemal Kaşıkçı'yı Amerika'da değil, Londra'da değil, Paris'te değil, Moskova'da değil, Kahire'de değil, ancak Türkiye'de kaçırabileceklerini, eğer kaçıramıyorlarsa öldürebileceklerini düşündüler. Bu zaten başlı başına aşağılayıcı, bütün bir Türk milletine açıkça hakaret niteliğinde bir saldırı. Daha bu aşamada hakaret. Bizi 3. Dünya ülkesi, bizi bir müstemleke, bizi daha devleti bile kurulmamış uyduruk, dandik bir Cumhurbaşkanı deyimiyle çatladı kapı mahallesini muamelesi yaparak karar aldılar. Oradan Cemal Kaşıkçı'yı boşanma evrakını alması için Türkiye'ye yönlendirdiler. Aslında Amerika'dan almak istiyordu. Türkiye'ye yönlendirdiler. Cemal Kaşıkçı o sabah Fatih Belediyesi'nde nişanlısıyla evlilik işlemlerini yapıyor. İşlemleri bitiriyor. 10 gibi Büyükelçiliğe, konsolosluğa randevusu var, randevuya gidiyor. Kapıda da nişanlısı Hatice var. Telefonla ona bu teslim ediyor. Ama bu arada bilmiyor ki Yunan o sabah Suudi Arabistan'dan 3 tane özel jet kalkmış. İçinde diplomalı pasaportlar taşıyan katiller var. Bunlardan biri adli tıp başkanı Uteybi mi ne haltsa. Bunlardan bir tanesi istihbarat generali. Alet ve edevatla, alet edevat dediğim insan doğramak için getirdikleri testereler ve zehirli aşılarla İstanbul'a gelmişler. Büyük Başkonsolos'un makam odasında tezgah kurmuşlar. Zorla içeri sokuyorlar. Bu direniyor. İçeri oturtunca diyorlar ki Suudi Arabistan'a gel. Diyor, gelmem. Gözü pek adam. Gelmem. Kayıtlara göre o gelmem ne yani beni öldürecek misiniz dediği sırada zaten adli tıp uzmanı olan kişi çantayı açmış, masanın üzerine aletleri sermeye başlamış. Yani gözünün önünde birazdan öldürecekler ve onun gözünün önüne gelişiyor her şey. Daha sonra iki kişi koluna giriyor ve zehri enjekte ediyorlar koluna. Orada bayıltıyorlar ve sonra kendisini yere yatırarak, bir şey serip yere yatırarak organlarını elektrikli kesteyle doğramaya başlıyorlar. Yaklaşık yani işte bir saate yakın bu çalışmanın sürdüğü söyleniyor. Bununla ilgili 6,5-7 dakikalık ses kaydı var. Yani bütün bu az önce anlattığım diyalogları var ya ve buna dahi buna ek olarak bu diyaloglara ek olarak öldürdükten sonraki elektrikli testere sesi ve kemik kırma sesinin içinde yer aldığı ses kaydı var. Bu ses kaydı niye var? Çünkü ortam dinlemesi yapılıyormuş. Ve bu ses kaydı Kaşıkçı'nın ölümünden sonra Türkiye tarafından dünya liderlerine dinletildi. Cumhurbaşkanı dinletti. Fransızlara dinletildi. Şimdi Kaşıkçı ne oluyor? Bak düzeneye bak. Kaşıkçı öldürülüyor. Nişanlısı kapıda gelmiyor. Haber veriliyor. Yasin Aktay kapıya gidiyor. Turan Kıskanç kapıya gidiyor. Telaş var. Ama bu arada kutular içerisinde konmuş ceset Büyükelçinin arabasıyla Büyükelçinin kendi makam evine gidiyor. Muhtemelen orada kurulan ocakta yakılıyor bu. Öte taraftan Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetleri giymiş olan Dublör. 15 kişiden biri olan dublör Sultanahmet Camisi'ne gidip kıyafetleri atıp çıkıyor. Hani binadan çıkmış görüntüsü vermek için. Aynı anda Suudi Arabistan'da özel jetle gelen katiller yine 3 uçakla ülkelerine geri dönüyorlar. Gene pasaportlarla ülkelerine geri dönüyorlar. Bu arada Suudi Arabistan konsolosu bakın burada kimse yok buradan çıktı diyerek kapıları açıyor. Basına açıyor güya kapıları. Zaten Cumhurbaşkanı diyor ya, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bizde yok gitti. O cümle buna istinaden söyleniyor. Şimdi Türkiye o günlerde yerinde başarılı ve doğru bir diplomatik mücadele verdi. O zaman desek biz ya. Evet. Ya ben canlı yayınlarda çıktığımızı ve doğru yapıyorsunuz dediğimizi hatırlıyorum. Yani bunların omurgası yok. Şimdi dünü de savunup bugünü de savunmaya çalışıyorlar. Şimdi o günlerde Fahrettin Altun, Sayın Cumhurbaşkanı diplomatik mücadele yürüttüler. Ses kaydını bütün büyükelçilere dinlettiler. Diyor ya Cumhurbaşkanı, belgeleri bize verin diyorlar. Vermeyiz ama dinletiriz. O belgede değil ses kaydı dökümü zaten. Onu vermeyiz diyor yani dökümleri vermeyiz diyor. Efendim Cumhurbaşkanı, bak o konuşma hani biz enayi miyiz, bizi enayi yerine koyuyorlar dedikten sonra Cemal Kaşıkçı'nın da yazdığı
Aslı Aydın Taşbaşı'nda yazdığı Washington Post gazetesinde Cumhurbaşkanı'nın makale yazdı. Evet. Onu ekrana getirebilir miyiz? Tabii. Arkadaşlarım, ben telefonumu alabilirim arkadaşlar bir de bu arada. Neden? Cumhurbaşkanı yaz, dünya kan, bak ne diyor? Opinion, fikir. Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cemal Khashoggi'nin öldürülmesi hakkında hala cevaplaması gereken birçok soru var. Evet, 3 Ekim. Evet, 3 Ekim'de 2018 tarihli. 3 Ekim'de bu yazıyı yazmış Cumhurbaşkanı. Evet. Ve bu yazıda ne diyor biliyor musun? Şimdi bu yazıdaki vurguları çok önemli. Diyor ki, şu soruları soruyor Cumhurbaşkanı. Makale, ya kendi makalesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın makalesi. Diyor ki, bazı soruların yanıt bulması gerekiyor. Khashoggi'nin cenazesi nerededir? Bak, Khashoggi'nin cenazesi nerededir? Nerede biliyor musunuz? Khashoggi'nin cenazesi valizlerle çıkarılıyor. Tahta şeylerle. Şoföre teslim ediliyor. Şoför 3 yerli Türk işbirlikçiye teslim ediyor. O andan sonrası bilinemiyor. Cenaze halen kayıp. Nerede olduğu bilinmiyor. Muhtemelen Türkiye'de. İşbirlikçilerin kim olduğu bilinmiyor. Abi, soruyor o zaman. Yakılma falan dedin mi? Soruyor efendim. Yakılma falan dedin de. Yani, ya yakılıyor ya şeyler parçalarla çıkarılıp başka yerde yakılıyorlar. Bir hemen öncesinde yüksek dereceli fırın yaptırmışlar. Şimdi diyor ki Khashoggi'nin cenazesi nerededir? Soru bir. Cumhurbaşkanı soruyor. Suudi yetkililerin cenazeyi teslim ettikleri, öne sürdükleri yerli işbirlikçi kimdir? Soruyor. Bu ince ruhlu insanın katil emrini kim vermiştir? 3. Maalesef Suudi makamları bu meselenin ayrıntısına girmemektedir diyor. Diyor ki Cumhurbaşkanı. Cinayeti işleyenlerin Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 şüphelinin içinde olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde bu şahısların kendilerine verilen Khashoggi'yi öldürme ve Türkiye'den ayrılma emirlerini yerine getirmek üzere geldiğini de biliyoruz. Oradan böyle geldiler diyor. Son olarak Khashoggi'nin katil emrinin, bak vurguluyorum. Son olarak Khashoggi'nin katil emrinin Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de iyi biliyoruz. Burada devamında diyor ki bunu kral yapmış olamaz diyor. Kralı ayırıyoruz. Kral yapmış olamazsa kim yapmıştır? Prens Selman yapmıştır. Ve diyor ki yazısının devamında bak Cumhurbaşkanı'nın cümlelerini Cumhurbaşkanı'na, onun partisine, Beştepe efradına ve trollerine hatırlatmak istiyorum. Khashoggi'nin öldürülmesinin izahı mümkün değildir. Bu suç ABD'de veya bir başka ülkede işlenseydi o ülkenin makamları yaşanan olayı aydınlatırlardı. Bizim farklı bir davranış sergilememiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanı diyor ve ekliyor. Hiç kimse bir daha bir NATO müttefikinin topraklarında böyle bir suç işlemeye cüret etmemelidir. Eğer bu uyarı göz ardı edenler olursa çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır. Khashoggi cinayeti konsolosluk işleri hakkında Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlali ve suistimalidir. Sorumluların cezalandırılmaması halinde gelecek için çok tehlikeli bir emsal teşkil edecek. Bak Cumhurbaşkanı Kasım 2018'de bunu söylüyor. Aralık 18'de çıkıyor. Siz diyor dünyayı ve bizi enayi yerine koymak istiyorsunuz. Bu millet enayi yerine konulan bu millet bunun hesabını sorar diyor. Evet. Burada bir dava açıldı. Mavi Marmara ile beraber bir dava açıldı. Önce Mavi Marmara'yı sattılar. Bak önce Mavi Marmara'yı sattılar. Mavi Marmara buradan yola çıkarken İhsani Yardım Vakfı'ndaki İslamcılar buradan gemileri tutup İsrail'e doğru yola çıkarken gazladılar. Akdeniz'in ortasında İsrailliler alçakça saldırdı bu gruplara. Sonra Cumhurbaşkanı ne dedi kardeşim? Dönemin başbakanına mı sordunuz dedi giderken. Sonra da tuttular tazminatla Mavi Marmara İsrail'e sattılar. Bunun yolu bir kere açıldı. Ama bu arada o Mavi Marmara davasıyla yine parti propagandası yaptılar. Yine radikal İslamcı propaganda yaptılar. Türkiye'nin milli güvenliğini riske attılar. İsrail ilişkimizi bozdular. İsrail ilişkinin bozulması nedeniyle Amerika'da ve tüm dünya ilişkilerimiz bozuldu. Bunu da telafi etmek için o gün partizanca yollarla ilişkilerimizi bozdular. Bugün ilişkileri onarmak için Mavi Marmara'yı sattılar. Aradan geçen süreçte Türkiye'de dava açıldı. Khashoggi davası açıldı. Khashoggi davasında Suudi Arabistan'a diyoruz ki katilleri yolla. Yollamam diyor. İfadelerini al ve bize yolla. Onu da yollamam diyor. Şimdi 3 yıl böyle geçti. Cumhurbaşkanı bu yüzden diyor. Bize diyor yardım etmiyorlar. Bizi en iyi yerine koymaya çalışıyorlar. Şimdi 4 yılın sonunda bu davayı Türkiye dünyada etkili bir mücadele yürüttü. Diplomatik mücadele yürüttü. Ama her zamanki gibi bunu da parti propagandasına çevirdiler. Bunu da kendi içeride kullanmak üzere dışarıda
mücadele biçimi olarak kullandılar. Günün sonunda Suudi Arabistan'la yaşanan bu gerilim Türkiye'ye, AK Parti'ye içeride zarar verdi, ekonomiyi etkiledi. Şimdi nasıl Mavi Marmara'ya satıldıysa bu kez Cemal Kaşıkçı davasını sattılar kardeşim. Evet. 2-3 dakika önce bitireceğim. Şimdi bu dava satıldı. Suudi Arabistan hem bizi hem bize haysiyetimize saldırarak kendi muhalifini topraklarımızda öldürdü. Hem davayı bize teslim etmedi hem de tuttu Suudi Arabistan'a giriş vizesinin, bak Cumhurbaşkanı'na Suudi Arabistan'a giriş vizesinin ön şartı olarak Cemal Kaşıkçı davasını bana yolla dediler. Cumhurbaşkanı mahiyetiyle beraber Suudi Arabistan'a giriş vizesi alabilmek için Cemal Kaşıkçı davasını tuttu Suudi Arabistan'a gönderdi. Bak duruma bak. Ve şimdi bu kararla beraber ne ortaya konmuş oldu biliyor musun? Bundan sonra her diktatör, bundan sonra her zorba, ama parası olan zorba, fakir değil, parası olan her zorba, petrolü olan her diktatör, doğalgazı olan her oligark parayı bastırıp Türkiye'de kendi muhalifini öldürebilir ve davasını satın alabilir kardeşim. Bak bunun yolu açıldı ve buna cesaret edebilirler ve buna AK Parti sebebiyet verdi. Halbuki Türkiye'de bu yargılamanın gitmesine itiraz eden bir hakim çıktı. Adını şerefle anmak istiyorum, Nimet Demir, muhafazakar bir hakim. Nimet Demir hanımefendi yazdığı şerh kararında diyor ki ikili ilişkilerin düzeltilmesi için Cemal Kaşıkçı ve Mavi Marmara davaları gönderilmiştir diyor. Utanmıyor musunuz kardeşim siz bu? Bak bu kararda yazıyor. Bunu ne yapacaksınız bu kararda yazılanları? Bak bu kararda yazıyor. Muhalif kendi bir hakim davaları de yardımcı olmak sonucu. Diyor ki siz bu davayı göndererek diyor katillere kendi davalarını bakma garantisi verdiniz. Bak altında kalın bu cümlenin. Siz katil dediğiniz, cinayeti azmettirdi dediğiniz insanlara öldürdüğü insanın davasını teslim ettiniz. Bak şimdi o şeyin sonunda diyor ki Sayın Hakim Nimet Demir. Diyor ki bu Türkiye'nin onur ve haysiyetine saldırıdır. Çok açık bir biçimde evet. Böyledir. Bugün başta Arap dünyası ve dünyada Türkiye 3 kuruş para için ülkesinde işlenmiş davayı katillerin eline teslim eden bir ülke durumuna düşürüldü ve bunun sorumlusu da AK Parti'nin kendisidir. Ve bugün oradaki manzara o fotoğrafta Prens Selman'ın kıs kıs gülmesi de bundan.